Fatih Bey bize Almanya'dan geldi oğlu için. Fatih Bey, ne zaman fark ettiniz çocuğumuzun durumunu? Biz bu çocuğun durumunu yaklaşık 2 yaşındayken biraz fark ettik. Sonra neler oldu? Sonra Almanya'da birkaç doktorlara götürdük. Evet. %100 teşhis koymadılar Almanya doktorlar. Korkuyorlar bir yandan bir teşhisi koymaktan. Geçiştiriyorlar randevu zamanları. Şimdi beraber internette araştırdık. Evet. Hüman Erkoç'u bulduk. İnternette YouTube'da bir sürü videolar vardı. Gördük. Bayağı çocuklardaki gelişimi de fark ettik. Ondan sonra direktmen buraya gelmeye karar verdik. Buraya gelmeden önce ayrı bir doktora da gittik. Danıştık, gösterdik çocuğumuzu. Orada direktmen otistik teşhisi koydular. O beni biraz rahatsız etti. Çünkü 5 dakika içinde çocuğu hemen 5 dakikada teşhis koydu. Ardından buraya geldik Ümran Hanım'a. Ardından işte burada terapi görmeye başladık. Şimdi siz yaklaşık 1,5 haftadır buradasınız. 1,5 Peki haftadır. Çocuğunuzda nasıl değişimler oldu? İlk geldiğinde nasıldı ve şu anki durumu nasıl? Çocuğun şimdi gözle görülen, fark edilen bakışları bambaşka. Evet. Her şeyi daha iyi fark ediyor. Bize bambaşka bakıyor. Evet. Algısı açıldı resmen. Evet. Hiç ses taklidi var mıydı geldiğinde? Ses dahi taklit edebiliyor muydu? Çok nadirden ama evet. Şimdi dediğimizi hemen an be an taklit ediyor. Kelime haznesi kaçtır sizce? Yani biz biliyoruz içeride, hepsini saydık ama... Buraya gelmeden önce biz yaklaşık 10 ile 30 arası biliyorduk ama şu an... Ama sürekli kullanıyor muydu bunları? Hayır, sürekli bile kullanmıyorduk. Şu an sürekli kullandığı, yani sorduğunuz zaman, resmini gösterdiğiniz zaman size geri döndüğü kaçtır? Şu an tahmin edilen bence yaklaşık 150-200'e gelmiştir. Yani 1,5 haftada bir değil mi? 1,5 hafta içinde. Ve bütün sesleri de taklit ediyoruz. Evet. Peki ailelere bir tavsiyeniz var mıdır bu konuyla ilgili? Yani diyelim ki bir farklılık fark ettiler çocuklarında, ne yapmalılar? Bence hemen internette araştırsınlar. Genellikle Ünvan Hanım'a gelsinler. Teşekkür ederim. Peki yani esas benim gelmek istediğim nokta beklemek doğru mu sizce? Kesinlikle hayır. Değil mi? 2 yaşında fark ettiniz ama çocuğunuz neredeyse 5 yaşında. En az bir şüphede bile direktmen buraya gelmelerini tavsiye ederim. Benim de tavsiyem bir an önce neredelerse yani bir uzmana başvursunlar. Çünkü belli bir yaştan sonra gerçekten dönüştürmek çok zor oluyor. Ama ne kadar erken başlanırsa şansımız daha yüksek. Evet. Benim tavsiyem aileler organik beslemeli. Çocuklarını televizyon, iPad'den, cep telefonlarını uzak tutmalı. Ne olursa olsun yani genetik yatkınlığı olur olmaz. Oyunlar oynamaya çalışmalı ve çocukları yaşlarıyla bir araya getirmeli. Her ne kadar hani bakıcıya bırakılıyor şimdi çocuklar, o çocukları özellikle bakıcının televizyondan uzak tuttuğundan, gün içinde onunla oyun oynadığından, şimdi bu konulardan emin olmaları lazım.